أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين امين والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم وانت الوزر والنصير ان تقينا الذي سيد وتدفع عنا كيد الكافرين انك انت الملجأ والمعين آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم Kur'an-ı Kerim'de 109. sure olan Kafirun suresi. Bugünkü tefsirimiz Kafirun suresi ile ilgili olacaktır. Kafirun suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş sure-i celilelerden biridir. 6 ayeti kerimeden ibarettir. Bu sure ve hiye sûret-i tevhid, tevhid suresi ismi de verilmiştir bu sureye. Sûret-i tevhid, tevhid suresi. Yani Allah'ın vahdaniyetinden bahseden sure. Ve sûret-i berâeti mineşşirki ve dalâl, Beraat suresi ismi de verilmiştir. Hani Tevbe suresi var, Beraat suresi var. Bu sure-i celileye de yine Beraat ismi verilmiş. Manası neden? Şirk ve dalaletten beri oluşunun manasını ihtiva ediyor. Ondan dolayı. Aynı zamanda Munabeze suresi ismi verilmiş. İhlas da ismi verilmiştir. Nasıl kulu Allahu ahada ihlas ismi verilmişse de bu sureye de ihlas, samimiyet ve mukaşkaşe isimleri de verilmiştir. Fakat da'al müşrikûne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilel muhâdeneti. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi muhadeneye davet ediyorlar. Muhadene. Yani gel sen de bizim gibi putlarımıza tap. Bizim ilahlarımıza ibadet et. Nasıl ki biz hidayeti onlardan istiyoruz, sen de gel onlardan iste. وَطَلَبُ مِنْهُ اَنْ يُعْبَدَ آلِهَةٌ سَنَةٌ وَيَعْبُدُ اِلَٰهُ سَنَةٌ Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istediler. Dediler ki ya Muhammed gel sen bir sene bizim ilahımıza, ilahlarımıza, putlarımıza bir sene sen onlara ibadet et. Bir sene de biz senin ilahına ibadet edelim. İşte muhadene. وَطَلَبُ مِنْهُ اَنْ يُعْبَدَ آلِيَةٌ سَنَةٌ وَيَعْبَدُ اِلَاهُ سَنَةٌ Ondan istediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bizim ilahlarımıza bir sene sen ibadet et, biz de senin ilahına, Rabbine bir sene ibadet edelim.
فَنُزِلَتِ السُّورَةُ Bu sure-i celile nazil oldu. تُقَتَ اَتْمَاعَ الْكَافِرِينَ Yani Allah-u Teala bu sureyi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inzal etti, indirdi. O kafirlerin tamaklarını, isteklerini, arzularını kesmek. تَقْتَعُ اَتْمَاعَ الْكَافِرِينَ وَتَفْصِلُ النِّزَاعُ بَيْنَ الْفَر۪يقَيْنِ Ve iki fırkanın arasındaki nizai tartışmayı kaldırmak. Hangisi? اَهْلُ الْا۪يمَانِ وَعَبَدَةُ الْاَوْثَانِ İman ehliyle putperestliğin arasını, o nizai, o tartışmayı, o münakaşayı kesmek. İşte Kafirun suresinin mana ve ihtiva ettiği konu budur. وَتَرِدُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ تِلْكَ الْفِكْرَةِ السَّخ۪يفَةِ فِي الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ Ve aynı zamanda kafirlere karşı bir red, bir tard etme, o fikirlerini reddediyor Allah-u Teala. Gelecekte, halde ve istikbalde. Yani belki bugün bizim putlarımıza tapmasın ama ileride olur ki sen gel bizim putlarımıza tap. İşte Allah-u Teala bu Kafirun suresini bu şekilde kafirlerin halde ve istikbalde olan fikirlerini Allah-u Teala çürütüyor. Beklentilerini boşa çıkarıyor Allah Celle Celaluhu. İşte bu surenin ihtiva ettiği mana. Evet. Ki bu surenin nüzul sebebi şöyle rivayet ediliyor. Velid bin Mughire, As bin Vail, Esved bin Abdülmuttalib ve Umeyye bin Halef. Bunlar müşriklerin ileri gelenleri idi. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme bir müddet biz senin ilahına, bir müddet de sen bizim ilahlarımıza ibadet et. Böylece aramızda bir sulh çizgisi oluşur. Barış çizgisi oluşur. Aramızdaki düşmanlık da kalkmış olur. Eğer senin işin daha olgun ve göz alıcı olursa biz bize düşen payımızı alırız. Yoksa eğer bizim işimiz daha uygun olursa sen bundan kendine düşen payı dersi alırsın dediler. Bunun üzerine işte bu sure-i celile Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmesi ve Zümer suresinin 64. ayetinde de buyurduğu gibi de ki siz ey cahiller bana Allah'tan başkasına mı tapmamı emrediyorsunuz? Nazil oldu da böylece onları bazen cehalet, bazen de küfürle tasvif etti. Bil ki cehalet tıpkı bir ağaç, küfür de o ağacın meyvesi gibidir. Binaenaleyh bu sure nazil olup da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bunu onların ileri gelenlerince okuyunca onlar buna kızdılar ve ondan ümitlerini kestiler. Evet. Yani dediler ki artık demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne halde ne istikbalde bizim ilahlarımıza tapmaz. Rivayet olunduğuna göre kim bu sure-i celileyi okursa o kimse sanki Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş gibi olur. İhlas suresi üçte birini okumuş gibiydi değil mi? Dersimizde böyle anlatmıştık. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ suresini okuyan da Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş gibi olur ki bu sevabı alır. Bunun izahı şu, Kur'an-ı Kerim emredilen şeyleri ve haram kılınan yasakları ihtiva ediyor. Hem helal hem haramın beyanı Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ve bunlardan bahsetmektedir. Helal ve haramın tayini de yine Allah-u Teala Celle Celaluhu yapıyor. Bunların her biri kalplere ve uzuvlara, organlarla ilgili olmak üzere ikişer kısımdırlar. Helal ve haramlar.
Bu surede de kalplerle ilgili olan yasaklardan nehi ihtiva etmektedir ki binaenaleyh bu sure Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Vallahu a'lem, en iyisini Allah bilendir Celle Celaluhu. Evet, Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri şöyle ki kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler. Allah-u Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ki kul, söyle de ya eyyuhel kafirun, ey kafirler. La a'budu ma ta'budu, la a'budu هذه الأصنام الأوثان الذي تعبدونها. Sizin tapmış olduklarınız, ibadet ettikleriniz putlarınıza ben ibadet etmem. فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ آلِهَتِكُمْ وَمَعْبُودَاتِكُمْ اَلَّتِي لَا تَدُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تُونِ عَنْ عَابِدَا شَيْئًا. O putlarınız ki ilah olarak addettikleriniz, taptıklarınız, yani mabutlarınız, onlar ne zarar verir, ne fayda verir. Yani tapmadığınız zaman size zarar vermezler, taptığınızda, ibadet ettiğinizde de size bir fayda, bir kar sağlamazlar. لَا تَدُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تُونِ عَنْ عَابِدَا شَيْئًا. Ve ona ibadet edenlere de hiçbir fayda sağlamazlar. Onları zengin kılmazlar. Onları hiçbir şeyden korumazlar. Koruyamazlar. Putların kendilerine faydaları yok. Başkasına nasıl faydaları olur? Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın puthaneye gidip putları kırması gibi. Nevruz ateşine gitmişlerdi. İbrahim peygamberi de davet etmişlerdi. İbrahim peygamber gitmedi. Ben yıldızlara çarpıldım dedi. Halbuki yani burada haşa İbrahim peygamber yalan söyledi manasında değildir. Yani siz öyle addediyorsunuz. Siz öyle diyorsunuz. Yıldızlar çarpar diyorsunuz. Yıldızlar bir zarar vermez. Onu ifade etmek istedi İbrahim Aleyhisselam. Hani bazı hocalar anlatırlar, geri gelmişken anlatmakta fayda arz ediyoruz. İbrahim peygamber haşa üç yerde yalan söylemiştir diyorlar. Hayır, İbrahim peygamber aleyhisselam üç yerde yalan söylememiş. O yalan değildir. O yalanların ortaya çıkarmasıdır. Birincisi bu işte. İbrahim peygamberi putlara, ibadete, o putlar için yakılan ateşe davet ederlerken çıktı, zorladılar onu. Çıkınca şöyle göğe baktı, ondan sonra dedi ki ben hastalandım, yıldız bana çarptı. Yani siz öyle söylüyorsunuz, halbuki yıldız zarar vermez. Yani gitmemek için onu ileri sürdü İbrahim Aleyhisselam. Ve geldi puthaneye girdi, eline baltayı aldı. Hadi dedi, ben sizi kıracağım, hadi kendinizi koruyun. Yiyecek vermek istedi, yiyin dedi. Bütün putları kırdı ve baltayı da büyük putun boynuna astı. Ondan sonra Nevruz ateşinden dönünce dediler ki kim yaptı bunu? Hepimiz gittik, kimse kalmadı. Öyleyse gelmeyen İbrahim peygamber var. Yapmışsa o yapmıştır. İbrahim peygamber aleyhisselam'ı sorguya çektiler. İbrahim aleyhisselam bana niye soruyorsunuz dedi. Gidin o büyük puta sorun. Put konuşur mu? Hayır. Başlarını önlerine eğdiler. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu beyan ediyor, açıklıyor bu kıssayı. Başlarını önüne eğdiler. Utandılar. Put konuşmaz. Ondan sonra seni yakarız dediler. Nemrut aleyhillâne, İbrahim peygambere seni ateşe atarız dedi. Yani burada büyük puta sorun. Yine onların yalanlarını ortaya çıkarmak. Onun içindir ki bu sure-i celilede yine kul ya eyyuhel kafirun,
De ki ey kafirler, la a'budu ma ta'budun. Benim ibadet ettiğim bir olan Allah'a, şeriki ortağı olmayan Allah'a, siz zaten ibadet edin. La a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet ettiğinize ben ibadet etmem. Yani taptıklarınız, putlarınıza ben tapmam. Ve la entum abidune ma a'bud. Siz de benim ilahıma, Rabbime, şeriki, benzeri, eşi olmayan Allah'a ibadet etmezsiniz. La a'budu hadhil aslam vel awthan allati ta'budunha. O putlar, o vesenler ki siz tapıyorsunuz. Fe ene bari'un min alihatikum ve ma'budatikum. Sizin ilahlarınızdan, mabutlarınızdan ben beriyim. Onlar ki le fayda verir, ne zarar verir. La tadurru ve la tenfa'u. Ve la tun'an abida şey'en. Kendisine ibadet edenleri de hiçbir şeyden onu zengin kılmazlar, korumazlar. Müşrikler ne istemişlerdi? Gel bizim ilahlarımıza bir sene sen ibadet et. Biz de senin ilahına bir sene ibadet edelim. فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا. Biz Allah'a sığınırız. Allah'a hiçbir şey şerik koşmayız. فَقَالُوا فَاسْتَلِمْ بَعْدَ عَلِيَاتَنَا نُسَدِّقُكَ وَنَعْبُدُ اِلَٰهَكَ. Öyleyse bazı ilahlarımıza gel teslim ol dediler. Bazılarına. Hadi hepsini kabul etmiyorsun ama bir kısmına teslim ol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman biz seni tasdik ederiz dediler. Senin ilahına ibadet ederiz. Allah-u Teala bu sureyi celileyi indirdi. Ve indirince de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-ül Haram'a gitti ve fihi mele'un min Kureyş'in, Kureyş topluluğu orada bulunuyordu. Fekame ala ru'usihim, başlarında durdu. Fekara aleyhim, bu sure-i celileyi onlara okudu. Kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler, Allah diyor peygamberimize, ey kafirler, onlara öyle hitap et. La a'budu ma ta'budun. Ben la a'budu ma ta'budun. Sizin taptıklarınıza, ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem, tapmam. Ve la entum abidune ma a'bud. Siz de benim ilahıma, Rabbime ibadet etmezsiniz. Siz de bunu yapmazsınız. Ve la ene abidun ma abettum. Yine tekrar ediyor. Burada tekit var. وَلَا اَنَا عَابِدُ مَا عَبَدُمْ. Tekrar sizin taptıklarınıza yine ben tapmam, yine ben ibadet etmem. Ne şimdi ne gelecekte. Hani onlar hadi şimdi yapmasın ileride tap demişlerdi. فَاَنَا لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اَبَدًا مَا عِشْتُمْ. Yaşadığı müddetçe sizin taptıklarınıza tapmam. لَا اَعْبُدُ اَسْنَامَكُمُ الْاَنَ. Şu anda putlarınıza da tapmam. وَلَا فِي مَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الزَّمَانِ. Gelecek zamanda da tapmam. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Siz de ne gelecekte ne şimdi benim ilahıma, Rabbime tapmazsınız, ibadet etmezsiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اَيْ لَكُمْ شِرْكُكُمْ. Şirkiniz, putperestliğiniz sizin olsun. وَلِيَ تَوْحِيدِ. Dinim de vahdaniyetim de benim olsun. Ve hâze gâyetun vitteberri min ibadetil kuffar. Bu gayet teberri, uzaklaşma kafirlerin ibadetlerinden. Ve tekidu ala ibadetil vahidil kahhar. Vahidil kahhar olan Allah-u Teala ibadet etmeye de bir tekid, bir pekiştirmedir. Evet. Bu sure işte bunu ifade ediyor ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler diyor. Bu ifade Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle açıklamada bulunuyor. Ya nefse hitaptır diyor ya kelimesi. Ey nefs, eyyü kelimesi de kalbe hitaptır. Ya eyyü, ha kelimesi de ruha nida edilmiştir diyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Nefs, kalp ve ruh. Üçüne birden mana ediyor. Yani şu izahta yapmıştır. Ya ile gaibe, yani hazır olmayana, eyyü ile mevcut olana nida edilmiş. Ha ile
nida, dikkat çekme ifadesi kullanılmıştır. Buna göre Cenab-ı Hak adeta sanki ben sana üç kez seslendim, sen bana bir kez bile cevap vermedin. Bu ancak sendeki o gizli cehaletten dolayı böyle olmuştur demiştir. Şöyle tefsir yapanlar da vardır. Allah-u Teala bu ifadede uzak için kullanılan ya ile yakın için kullanılan eyyü ile beraber zikretmiştir. Buna göre Cenab-ı Hak adeta şöyle demek istemiştir. Senin benimle yaptığın muamele ve benden kaçışın uzak olan Allah'ın uzaklaşmasını gerektirir. Ne var ki benim sana olan ihsanım ve sana gelip ulaşan nimetlerim ise yakın olanın Allah yakınlaşmasını gerektirir. Çünkü Cenab-ı Allah nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız buyurmuştur. Cenab-ı Hak uzaklaşmayı ifade eden ya'yı yakınlaşmayı ifade eden eyyüden önce getirerek adeta kusur senden, muvaffakiyet benden demek istemiştir diye mana kullanılmıştır. Kul kelimesinde de 40 tane incelik vardır. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul kelimesi kul de ki manasındadır. 40 tane incelik zikredilmiş. Tabi bunu zamanımız yetmeyecek, yettiği kadar da inşallah izah edeceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün işleri hususunda rıf ve yumuşaklıkla hareket etmekle emrolunmuştu. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? لَوْ كُنْتَ فَزَّ الْغَل۪يذَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, onlar senin etrafından dağılırlardı. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, onlar senin etrafından dağılırlardı. Ali İmran suresi 159. ayet. Allah'tan olan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak oldun. Müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametli oldun. Çünkü وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ya Muhammed. Enbiya suresi 107. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah'a en güzel şekil ve yol ile çağırmakla memur idi, emrolunmuştu. Durum böyle olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ey kafirler diye hitap edince ey kafirler onlar bu kabalık sana nasıl uygun düşer dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben böyle söylemekle emrolundum. Yani Allah öyle emretti bana. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Ben memurum, Allah'ın Resulüyüm, elçisiyim. Allah ne emrederse onu yaparım ben. Bunu kendiliğinden söylemiş değilim. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O kendiliğinden söylemez ancak vahiy ile konuşur. Diye cevap verdi. O halde ayetin başındaki kul sözü de ki murat edilen, kastedilen bu hususun ortaya konmasıdır. Yani Allah böyle emrediyor, Allah'ın emrini yerine getir ya Muhammed. İkincisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akrabalarını inzar et. وَاَنْزِرْ اَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Şuara suresi 214. ayette o da de ki ben sizden akrabalarına duyulan sevginin dışından sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Kulla yani ücret istemiyorum diyor. Şura suresi 23. ayet. Akrabalarını sevip dolayısıyla akrabalık ve nesep birliği sert bir tavrın ortaya konulmasına mani gibi olunca Hak Teala Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sert ve kaba davranmasını açıkça emretmiştir. Yani küfür konusunda akraban dahi olsa rıfkla muamele etmeyeceksin. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اَشِدَّوْ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
Hazreti Muhammed ve sahabe-i kiram kendi aralarında merhametli, kafirlere karşı şiddetli ve onurlu. Ondan dolayı ya eyyuhel kafirun diye Allah böyle hitap etmeyi emrediyor. Sert ve kabaca davranmasını açıkça emrediyor. İşte bu yüzden kul ya eyyuhel kafirun denilmiştir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan mı okundu? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه إلى مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين والحمد لله رب العالمين. Evet değerli Müslümanlar, işte Kafirun suresiyle ilgili manayı verdikten sonra Kul ya eyyuhel kafirun ile ilgili o 40 tane 20 tane inceliği inşallah sizlere daha sonraki derslerimizde izah edeceğiz. Allah-u Teala muvaffak ve nasip ederse. Önümüzdeki günlerde bir 3 hafta yine yokum. Allah nasip ederse yarın yine kutsal yerlere bir ziyaret var. İnşallah sizler hakkınızı helal edersiniz. Ben de onda sizlere dua ederim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Sizleri cinni ve insi şeytanların şerrinden muhafaza eylesin. İbadet ve itaatlarımızı ihlasla yapılan ibadetlerden eylesin inşallah. Bizleri sırat-ı mustakimden ayırmasın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin livaul ham sancağı altında haşretsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.